Tamam. Tamam Gönül, geçti. Tamam. Tamam. Tamam geçti. Geçti artık, geçti. Tamam. 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 Şşş, tamam. Geçti. Geçti artık bak. Ben iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Merak etme, tamam. Ben biliyordum. İçten içe bana kıyamayacağını, bunu yapamayacağını biliyordum bak. Aslında sen de beni seviyorsun. Ben... Hayır ya. Hayır, hayır, hayır. Bak görmedin mi? Sen de bana zarar veremiyorsun işte. Bunun bizim için ne demek olduğunu anlamıyor musun? Teşekkür ederim. Boşanamazsın. Ben seninle olmak için o kadar uğraşmışken, onca şeye katlanmışken beni bırakamazsın. Bana bunu nasıl yaparsın? İkbal Hanım, bana kahve hazırlar mısın? Senin de bana içten içe zarar vermek istemeyeceğini, beni önemsediğini biliyordum. Bak gördün mü? Sen de bana zarar veremiyorsun işte. Biz birbirimiz için yaratılmışız. Biz birbirimizin kaderiyiz Gönül. Anlasana. Bundan böyle aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğim. Ya yeter ya. Yeter, istemiyorum seni, anladın mı? İstemiyorum. Elimde olsa bir dakika bile düşünmezdim, öldürürdüm seni. Ama ben yapamadım. Ben biliyorum. Sakinleştiğince sen de beni sevdiğini anladın. Sevmiyorum seni. Seni günahım kadar bile sevmiyorum. Gönül. Gönül bekle. Görmüyor musun Gönül? Gidecek başka hiçbir yer kalmadı. Neden anlamıyorsun? Neden inkar ediyorsun? Görmüyor musun? Sen de beni seviyorsun işte. Sevmiyorum seni. Sevmiyorum. İstemiyorum, anladın mı? İstemiyorum. Ben seni istemiyorum. Sevmiyorum. Gönül. Sevmiyorum. Gönül dur, Gönül. Ya istemiyorum. Gönül. Gönül. Yusuf'um da uyuyor zaten. Bora?
Bora, aç gözlerini. Ya Bora, beni duyuyor musun? Bora! Kalk! Bora! Ben ne yapacağım? Bora! Ya Bora! Yardım et bana Yusuf. Allah'ım. Allah'ım, ben ne yapacağım şimdi? Bora. Ya Bora, bir aç gözlerini. Tamam. Tamam. Yapacak bir şey yok. Allah'ım, sen beni affet. Günahlarımı bağışla. Tarık. Geldin mi? Ben bir yere gitmedim ki Meltem. Sadece aşağı inmiştim. De sen neden çalışma odamdaydın? Sana baktım. Vaktin varsa biraz sohbet ederiz belki diye. Ama benim yapılacak işlerim var. Anladım. Ben de gidiyordum zaten. Kolay gelsin. Sağ ol Meltem. Görmedi herhalde boşanma belgelerini. Görse böyle bir şey söylemeden gitmezdi. Allah'ım. Allah'ım, ben ne yapıyorum ya? Ya bir şey olursa? Kendine gel. Kendine gel Gönül. Sen kötü biri değilsin. Ona yardım etmek zorundasın. Bora! Bora! Allah'ım! Allah'ım, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Alo Bora. Abla koş. Abla koş, Bora düştü, yüksekten düştü. Abla koş, ne olur koş. Gönül, ne diyorsun? Kim düştü? Nasıl düştü? Bir doğru düzgün anlat. Abla üstüme geliyordu. Üstüme geliyordu, biz boğuşurken dengesini kaybetti. Yüksekten düştü, abla başı kanıyor. Abla başı kanıyor, çabuk gel. Neredesiniz Gönül, neredesiniz siz? Aynı evin orada. Yakınlarında bir yerdeyiz. Tamam, tamam. Hemen geliyorum ben yavrum. Bu boşanma olmayacak Tarık. Benden boşanmana asla izin vermeyeceğim. Asla. Bora! Bora!
çocuğu buraya taşıyana kadar kılı kıpırdamadı. Ölmüş olmasın bu. Abla deme öyle ya. Zaten çok korkuyorum. Abla hala Namzi hissedilmiyor. Tamam. Sakin. Sen geç şöyle. Geç. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gönül bunu kalbe atmıyor. Abla saçmalama. Tamam. Şükür. Yaşıyor. Şükür. Nefes alıyor. Çok şükür. Yara. Önce şu yarayı temizleyip kanı durdurmamız lazım. Mendil. Mendil, çantamda mendil var. Onu ver bana hemen. Çabuk. Abla tamam. Çabuk. Kolonya gördün mü hiçbir yerde? Yoksa bu yara mikrop kapar. Ya açsana şunu, açsana. Gönül. Kız, yoksa bunun beyni falan kanamış olmasın? Hani öyle beyin kanaması falan diyorlar ya. Bak, vallahi katil olursun. Ben de suç ortağım. Abla hayır. Hayır. Kim arıyor? Ramiz Bey diye biri arıyor. Açma abla, açma. Zaten kim olduğunu bilmiyoruz. Allah Allah. Bir sorun yoktur umarım. Kız sen bizim başımıza nasıl bela açtın? Sen bizim başımıza nasıl bir bela açtın? Ben gençliğimi bağrında sen köşelerinde büzüleceğim. Ne yapacağım ben? Ya abla ben bilerek mi yaptım sanki? Onun yüzünden. Ay bu yine çalıyor. Kim arıyor? Aynı adam. O Ramiz Bey. Bunun yakını falan olmasın. Bir şey soracağım. Sen burada kalırken kimse geldi mi bu eve? Ya bir defa biri geldi ama anlamadım ki. Ya kadın mıydı, erkek miydi Gönül? Ya abla bilmiyorum diyorum ya. Bağırma bana. Bana bağırma. Hem suçlu hem güçlü tipe bak ya. Bak yemin ediyorum çeker giderim. Yediğin hatla kalırsın burada bir başına. Mesaj atayım bari. Bunların hepsini hayatımız kolaylaşsın diye sen ulaştın. Öyle zora gelince de basıp gidersin. Ben çok iyi biliyorum. Yok ya. O yüzden mi öyle kuyruğu kısırıp beni aradığında koşa koşa yardımına geldim ben ha? Burayı başımıza saran da sensin. Belki de kendini suçlu hissetmişsindir abla. Bana bak Gönül. Bana bak. Burada bir tane suçlu varsa eğer o da sensin. Şu çocuğa birazcık yeşil ışık yaksaydın eğer sen... ...şu anda hepimiz sıcacık evlerimizde oturuyor olurduk ya. Şuna bir bak. Bir bak şu yaptıklarına bir bak. Abla yok artık ya. Vallahi yok artık. Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Nikahımdan kaçırıldım ben. Nikahımdan. İyi. Yani Bora'yı da öldürdüğüne göre artık hapislerden çıktığında yaparsın nikahını da düğününü de. Hayır. Ölmedi ki. Abla ölmedi. Sus kız. Sus artık bir sus. Evlat. İyisin. Bir sorun yok değil mi? Sana her türlü terslikte destek çıkacağımı söylemiştim. Bir aksilik varsa muhakkak haberim olsun. Kız ben arasam mı şu Ramiz Bey midir nedir? Evlat mevlat demiş. Babacan birine benziyor. Abla sakın. Ya tanımıyoruz etmiyoruz. Ya şikayet ederse? Eder. Edebilir. Eder tabii edebilir. Ne yapacağız? Ha ne yapacağız? Söyler misin bana? Yani omzumuza sırtlanıp hastanelere mi taşıyacağız çocuğu? Hadi bakalım. Artık kısmet. Bora, evlat merak ettim seni. Merhaba, Ramiz Bey'siniz sanıyorum. Gönül Hanım siz misiniz? Gönül'ü bildiğine göre Bora'ya bayağı yakın herhalde. Gönül Hanım, bir sorun mu var? Ben Gönül'ün ablasıyım, ismim Müjgan. Ramiz Bey, Bora ufak bir kaza geçirdi de.
Kaza mı geçirdi? Nasıl durumu? Düşüp kafasını çarpmış. Şu an baygın halde yatıyor. Ben kanamasını durdurmaya çalıştım ama... Herhangi birine haber verdiniz mi? Hayır. İlk sizi aradım. Tamam, ben doktoru alıp geliyorum. Hiçbir yeri aramayın. Meltem. Sana da gelinlik. Gelinlik çok yakışmış. Yok, ben yatamayacağım. Gidip bir abine bakayım. İyi, tamam, bir şey lazım olursa beni de çağır. Tamam. Ama gerçekten çok merak ediyorum. En çok da sizi. Yani sizin durumunuzu. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz? İyiyim. Ben de teşekkür ederim. Ben şey için aradım sizi. Niçin? Şey için. Evet, sizi dinliyorum. Buyurun. Ay, ben yalan söyleyemeyeceğim Tarık Bey. Yani elimdeydi telefon, öyle düşürdüm. Yanlışlıkla aradım, kusura bakmayın. Yok canım, ne kusuru? Aksine ben durumdan gayet memnunum. Ha? Öyle mi diyorsunuz? Görüşürüz o zaman. İyi günler. Görüşmek üzere. Firuze. Nasıl yaptın böyle bir şey ya? Yok canım, ne kusurum. Aksine ben durumdan gayet memnunum. Yüzümü yeniden güldüren kadın.
Firuze. Hayatımı yeniden alt üst eden kadın. Sana yemin ediyorum. Bunun bedelini ödeyeceksin. Yemin ediyorum. Gönül kız, böyle kulağımı kalbine dayadığımda kalbi atmıyor gibi oluyor ama nefesini kontrol ettiğimde de sanki nefes alıyormuş gibi hissediyorum. Vallahi ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Bir kez sen bak şuna. Hepsini sen yaptın abla. Bu adam bana eziyet etti, sen de ona destek verdin. Şimdi sen düşün artık, yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bana bak kız. İstemiyorum diye diye çocuğu şu hale getirdin, şimdi hiç suçu bana atma ablası. İstemiyorum demekle kötü mü etmişim? Sen ona cesaret verip durdun, adam sonunda beni kaçırdı ya. Sen beni bu adamın kucağına attın abla. Yok canım, o iş hiç öyle olmadı. Adam seni istedi ama sen ben Yusuf'u seviyorum, ben Yusuf'a aşığım diye diye olmayacak duaya amin demeye devam ettin. O pembe aşk masalı için en sonunda aldın çocuğu kayalıklardan aşağı yuvarladın. Mutlu musun şimdi? Şu hale bir bak. Geç kız, geç, geç, geç. Şöyle. Hadi ama hadi. Ramiz Bey değil mi? Evet, sanırım sizinle telefonla görüşmüştük. Bora burada mı? İçeride, buyurun. Hiç gözünü açtı mı, kımıldadı mı? Ay yok, hiç gözünü de açmadı, kımıldamadı da doktor bey. Ramiz Bey, siz Bora'nın nesi oluyorsunuz acaba? Siz şimdi beni boş verin de, bu kaza nasıl oldu? Kazaysa tabii. Ben anlatayım, şöyle oldu. Şimdi Gönül'le Bora burada bir yürüyüşe çıkıyorlar, tamam mı? Bora beni kaçırdı. Burada alıkoydu. Kaç gündür kurtulmaya fırsat kolluyordum. En sonunda yürümeye ikna ettim. Elinden kurtulmaya çalışırken yuvarlandı gitti. Hak ettiğini buldu işte. Bora'nın sana niye aşık olduğunu şimdi anlıyorum. Senin gibi ürkek, kırılgan bir küçük hanımın bu kadar cüretkar olması beni çok şaşırttı. Bravo. Geldik. Keşke biraz daha dolaşabilseydik. Hiç giresim yok. Dolaşalım o zaman. Madem eve giresin yok, niye giresin ki? Bilmem ki. Geç kalmış olmayayım. Bu ne böyle kapının önüne dikilmişsiniz bu sefer de dilenci gibi? Doyamadınız mı birbirinize? Allah'ım bıcık bıcık mıç mıç. Ya bunun da insanı sinir etmekten başka işi yok sanki. Ya tamam canım, kızma, boş ver. Ona göre vıcık vıcık olabilir. Ama ben halimden gayet memnunum. Ben de. Melis bizi gördü. Yani ben şimdi gitmezsem ağzına sakız olacak. Bugünlük beni affet olur mu? Sen nasıl istersen. Görüşürüz. Leyla. Efendim? Öpmeden mi gidiyorsun? Pardon ama kaçırıldım diyorum, kaçırıldım. Bora beni burada zorla alıkoydu. Ya bunun aşkla ne alakası var? Aşık adam böyle mi yapar? Bu tam da aşık bir adamın yapacağı bir hareket. Bu aşık adama başka neler yaptınız küçük hanım? Benim amacım yalnızca zorla tutulduğum yerden kaçmaktı. Bora'ya zarar vermek falan değil. Öyledir, evet. Darbeye bağlı travma Ramiz Bey.
Ayılıp kendine gelmeden ne kadar hasar bıraktığını anlayamayız. Yani umuyorum ki çok büyük hasar bırakmamış olsun. Bekleyeceğiz. Leyla arıyorum. Ben ne diyeceğim şimdi kıza? Hayır, nasıl söylenir ki yani Gönül ablan kaçırıldı diye? Yok yok. Bir şey bilmesin şimdi kız. Aç konuş da bir şey söyleme. Dersleri etkilenir şimdi. Bize acısı yetiyor zaten. Kapattı zaten. Tamam, ben onu sonra ararım. Senin dediğin gibi yaparım. Hani hiçbir şey olmamış gibi konuşurum. Yorgunsun. Yok anacığım, dinlenmişim. Benim telefonum nerede? Burada abi. Birisi aramış beni. Kim? Bilmiyorum, tanımadığım bir numara, Gönül olmasın? Dur bakalım orada küçük hanım. Geç bakalım yerine. Alo. Beyefendi, beni aramışsınız da tanıyamadım. Kusura bakmayın. Benim çocuklar telefonda video izlerken yanlışlıkla aramışlar sizi. Ben çalmadı zannettim ama kusura bakmayın. Yok, önemli değil. Önemli değil. Kolay gelsin, iyi günler. Benim çocuklar çok yaramaz da. Kimmiş oğlum? Bilmiyorum ki, tanımadım bir adam. Çocuklarım aramış, neymiş? Ben de Gönül sandım ya. Al abi ilaçları. Firuze, ilaç vereceksen iç, verme abim. Acayip uyku yapıyor bana. Abi olmaz öyle şey. İç şunları. İç oğlum, iç. Güçten düştün iyicene. Vallahi bırakmam. İyi neyse, ver et. Ver. Aç amcım. Nedir durum doktor? Çok darbe almış. Yere gidemezsin küçük hanım. Şu kapıdan çıkarsan adam öldürmeye teşebbüsten suçlanabilirsin. Ama... Doktor, hanımefendiye göz kulak ol. Ben biraz kapının önüne çıkacağım. Tamam, tabii efendim. İşte!
kesin o Firuze'yi düşünüp biliyorsun yine. Gül bakalım Tarık, gül. Siz benim dünyamı nasıl başıma yıktıysanız... ben de sizin dünyanızı başınıza yakacağım. Sonra da senin gibi oturup keyifle izleyeceğim. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun yine? Ne yapmışsın? Ha? Ne yapmışsın? Yeter artık bunlardan. Ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Ya benle Ömer'e niye sataştın ki kapının önünde? Ben kötü bir şey demedim ki canım. Doyamadınız mı birbirinize dedim. Ne var bunda? Yani sanki aşık aşık baktığınızı kimse görmüyor da. Ya sana ne Melis, sana ne? Sen niye bu kadar... Ne oluyor burada? Ha? Yine niye bas bas bağırıyorsunuz? Vallahi ablacığım bu sefer benim hiçbir suçum yok. Leyla böyle birden bağırıp çağırmaya başladı. Vallahi ben de neye uğradığımı şaşırdım. Yalan mı söylüyorsun? Yeter! İkiniz de kesin sesinizi. Bana bak Leyla. Madem sen de artık bu evde yaşıyorsun... o zaman biraz görgü kuralı öğrensen iyi edersin. Burası nezih bir ailenin evi. Öyle mahallendik gibi her şeye bas bas bağıramazsın burada. Ya ama yalan söyle... Kes sesini! Tek bir kelime daha duymak istemiyorum. Ben senin annen sayılırım. Biraz saygılı ol. Şimdi edebimle sus, otur aşağı. Melis sus. Ay nereye gitti ki acaba bu adam? Hazır yalnızken bir yanına gidip tanışsam mı? Ay yok yok, şimdi çok hevesli gibi olur. Kolay lokma sanar. Olmaz öyle. Kendine gelmesi ne kadar sürer? Uyanıp uyanmayacağını bile bilmiyoruz. Ya her ihtimale karşı hazır olmalıyız. Ay! Ay beni yine ufunet bastı. Ufundan pufundan ben çıkıp bir hava alacağım. Ben çok severim böyle dağ havasını, doğa, ağaçlar, kuşlar falan. Siz de seviyorsunuz sanırım. Huzuru kim sevmez? Bu arada yani öyle koşturmadan, aceleden tanışma fırsatımız olmadı. Ben Müjgan, Gönül'ün ablasıyım. Telefonda tanışmak tanışmak sayılmaz. Ben rahatsız. Memnun oldum hanımefendi. Mersi. Kardeşinize peki iyi anlaşamıyorsunuz galiba. Vallahi eskiden çok iyi anlaşırdık aslında ama yani şimdi gül gibi çocuk ona aşık. O reddediyor. Ben de kızıyorum tabii yani. Bir de çocuğu yani o kadar itip kalkmış, yerden yere vurmuş. En sonunda çocuk uçurumlardan yuvarlanmış aşkı için. Ayıp ama yani. Siz akıllı bir kadına benziyorsunuz Müjgan Hanım. Ben akıllı kadınları çok severim. Amirim. Ya ben Gönül'le ilgili bir haber var mı? Onun için rahatsız etmiştim size. Birkaç saat önce bir ihbar aldık. Kırsalda bir yere geldik. Yoksa Gönül'ü bir gören mi olmuş? Yok yok hayır. Silah sesi ve kadın çığlığı duyulmuş. Komiserim neredesiniz, hemen ben de geliyorum. Hiç gerek yok. Gönül Hanım'la ilgili olmayabilir. Bir gelişme olursa arkadaşlar sizi bilgilendirir. Tamam komiserim. Tamam, kolay gelsin. Başına kötü bir şey gelmiş olmasın.
Leyla. Ne oldu sana? Niye asık senin yüzün öyle? Hiç. Melis mi yine? Bilmem. Yoksa Meltem mi bir şey yaptı? Ne oldu? İkisi birden mi? Anladım ben, tamam. Sen hiç merak etme. Bundan sonra bu ev çok huzurlu bir yer olacak. O ne demek? Hayırdır? Bilmem. Zamanı gelince öğrenirsin ama şimdilik sır diyelim. Abla. Abla sen müthişsin var ya. Ya tam bir üvey annesin yemin ediyorum ya. Kül kedisinin üvey annesi. Leyla var ya ağlamamak için zor tuttu kendini. Aman ne komik. Sanki ben oraya eğlenmek için geldim. Ne oldu ya? Senin canın niye sıkkın? Ben de sıkıldığında Leyla ile uğraşmak için geldin zannettim. Tarık bana boşanma davası açıyor. Ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Abla sen ciddi misin? Peki siz Bora'nın nesi oluyorsunuz Ramiz Bey? Bir yakını diyelim. Ben kimliklere önem vermem. Doğru, tabii. Çok haklısınız. Vallahi benim kardeşimin aklı beş karış havada Ramiz Bey. Yani ben onunla çok konuştum. Ben buraya çok güveniyorum dedim. Seni mutlu edebileceğine inanıyorum dedim. Ama yani keşke sözümü dinlese ama dinlemiyor ki. Sanırım tanışıklığınız pek fazla olmadı ama Bora hakkında bu kanıya nereden vardınız? Yani sonuçta zarif, saygılı, efendi biri. Ayrıca ben bu kadar hali vakti yerinde olup yani böyle saygılı davranan birini pek görmedim açıkçası. Halinin vaktinin yerinde olması önemli tabii. Ay yok canım. Yani sonuçta sadece para falan değil ama... Yok canım yok, yanlış anlamayın. Bu devirde para önemli bir kıstas tabii. İyiliğin, yaşamın, aşkın merkezi. Peki siz Ramiz Bey, yani sizin için önemli olan nedir? Bu zamana, mekana ve kişiye göre değişir Müjgan Hanım. Hiçbir zaman bilemezsiniz. Ya ama sen öyle sır dedin, böyle gizli saklı konuştun. Ya ne demek istedin ki? Yaşadığım bunca şeyden sonra artık yalnızca sevdiklerimin yanımda olmasını istiyorum. Onlarla mutlu olmak istiyorum. Ve bununla ilgili bazı düzenlemeler yapıyorum diyebilirim. Tamam. Ya ben anladım anlayacağım. Hı. Ne anladın? Maalesef ki senden ipucu alamayacağım. Annem, insan huzurlu olmak istiyorsa yalnızca kendi kalbin sesini dinlemeli. Onun dışındaki hiçbir sese kulak vermemeli derdi. Hani ben de şimdiye kadar onu yapmaya çalıştım. Gençken de bazen durup öyle şeyler söylerdi ki insanın aklı başına gelirdi. Mekanı cennet olsun. Amin. O yüzden bence sen de kendi kalbinin sesini dinle.
Öyle yapınca her şey çok daha güzel oluyor. Anlaştık. Abla sen emin misin eniştemin senden boşanacağından? Avukat geldi. Boşanma belgelerini getirmek için. Çalışma odasındaydı. Kendi gözlerimle gördüm. Ya abla siz boşanırsanız ben mahvolurum ya. Yani biz mahvoluruz. Ya ama bir düşünsene. Bu ev elimizden gider. Leyla benim odamı alır. Ya belki ben okula bile devam edemem artık ya. Babam iflasından sonra veremez ki oranın parasını. Peki eniştem sana bir şey söyledi mi? En kötüsü de o zaten. Beyefendi bana boşanma davası açıyor. Ama söylemeye tenezzül bile etmiyor. Abla vallahi ben bu hayata çok alıştım. Bu saatten sonra babamın yanına dönemem. Ya ölürüm daha iyi ya. Ya ne olur bir şey yap lütfen. Odamdan çıkmayız. Abla çık. Benim tepemin tasını daha fazla attırma. Defol. Yürü. Defol. Hanımefendiye bak. Benim burada canım burnumda. O neler düşünüyor? Allah'ım sen bana sabır ver. Serin oldu biraz. İçeri geçelim mi? Olur. Polis, ne yapacağız Ramiz Bey? Yüzünüzü göstermeden içeri girin, ben ilgilenirim. Ayten, yemek hazır olunca haber ver. Tamam kocacığım. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Hem haber vermez, hem de sofrayı ondan sonra oturdum diye bana fırça çekiyor. Ya bu kadınları kızdırmamak lazım Amir Bey. Evet, haklısınız. Hoş geldiniz de. Hayırdır, bir olay mı var? Yıllardır burada olay falan olmaz da. Yakınlarda bir kadın çığlığı ve bir silah sesi duymuş. Sizin bir bilginiz var mı? Hiçbir ses duymadık. Ha, bir ara aşağıdaki köyün köpekleri uzun uzun uludu her zamanki gibi. Bir onu duyduk. Sadece ikiniz misiniz? Ha, ikimiziz. Çocuklar evlendi gitti. Biz de bazen burada, bazen şehirde yaşayıp gidiyoruz. Lan nerede ki bu kadın? Ay bir dur sen de be. Meşgul al. Ulan kim bilir ne işler çeviriyorsun be. Ay bir dur Cihan ya, bir dur. Üf. Neredesin? Elinin köründeyim, elinin köründe. Ay evdeyim Cihan, dinleniyorum. Evde değilsin Müjde Hanım. Acaba neden yalan söylüyorsun? Alo komiserim. Var mı bir haber? Gönül'le ilgili kötü bir şey... Yok Yusuf. Hiçbiriz yok. Silah sesleri Gönül Hanım'la ilgili değil. Tamam komiserim, tamam. Çok sağ olun. Tabii, tabii, tabii. Tamam, kolay gelsin. Ne olmuş oğlum?
Anacığım henüz bir haber yok. Ama Gönül'le ilgili kötü bir haber de yok. Allah'ım çok şükür. Gör bak. Gönül kızım bulunacak. İnşallah anacığım. İnşallah. Ne var Melis? Ne istiyorsun? Tarık. Hiç uzatmadan doğrudan konuya gireceğim. Bu zamana kadar ses çıkartmadın diye mi böyle cesaret buldunuz bilmiyorum ama bundan sonra sen de kardeşin de Leyla'ya karşı hal ve hareketlerinize dikkat edeceksiniz. Ne oluyor Tarık? Şimdi beni tehdit mi ediyorsun? Hadi anladım. Leyla koşa koşa sana yetiştirdi ama bir de beni dinlemeni tercih ederdim. Bak işte ben de tam da bundan bahsediyorum. Sen herkesi kendin gibi kötü sanıyorsun değil mi? Kız ağzını açıp tek kelime de hey'etmedi bana. Hal ve hareketlerinden anladım senin bir şey yaptığını. Şimdi bana kafandan suç mu uyduruyorsun yani? Yeter artık ama. Ne yapsam Eltem suçlu değil mi? Ne yapsam fayda etmiyor yani. Üste çıkmaya çalışma. Ne yaptığının gayet farkındayım ben. Pardon ama sen bunları konuşmak için mi geldin buraya? Hayır, sadece bunları değil. Boşanalım diyecek. Hayır, hayır. Ne peki? Meltem bak. Biz anlaşamıyoruz. Yani bu apaçık ortada. Sen ve ben. Evet Tarık. Doğru söyledin. Sen ve ben. Hiçbir zaman böyle bir şey olamadı değil mi? Yani ben daha evlenmeden kardeşimi buraya getirdim. Ve sonra Leyla geldi tabii. Sakın beni yanlış anlama. Onlar bizim canımız, kanımız. Ama daha biz birlikte yaşamayı öğrenemeden... tabii kızlar da anlaşamıyor. Ama öğrenecekler. Öğreneceğim. Ben bundan bahsetmiyorum. Lütfen oturur musun? Seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. İkimizle mi ilgili? Evet, ikimizle ilgili. Lütfen otur hadi. Dava açtığını söyleyecek. Hayır, hayır, hayır olmaz. O konuşmadan benim bir çare bulmam lazım. Ne olursa olsun bunu bana söyleyemez. Meltem sen iyi misin? Değilim efendim. İyi değilim. Oturmayacağım da seni de dinlemeyeceğim. Yeter artık. Bıktın beni sürekli paylamandan. Çocuk gibi azarlamandan. Yeter. Sakin ol biraz sakin. Olmuyorum sakin filan. Bu evde ne olsa beni suçluyorsun. Sana ne zaman yaklaşsam beni itiyorsun. Meltem şöyle. Meltem böyle. Böyle dengesiz davrandığın için olabilir mi acaba? Beni kim bu hale getirdi acaba? Ya seninle konuşulmuyor bile. Ya bağırıyorsun ya ağlıyorsun. Bak bir an önce kendine çeki düzen ver tamam mı? Kendini bir an önce toparla. Seninle konuşacağım önemli bir konu var. Ve kendini duyacaklarına hazırlasan iyi edersin. Merak etme Tarık. Hazırlayacağım kendimi. Boşanma protokolünü önüme sunmadan önce öyle şeyler yapacağım ki... Boşanmak ne demekmiş göreceksin. Ay gittiler mi Ramiz Bey? Rahat olun Müjge Hanım. Hiçbir şeyden şüphelenmeden gittiler. Oh. Ay bravo. Tebrik ederim. Ne güzel hallettiniz durumu öyle. Teşekkür ederim. Beni duyabiliyor musunuz? Ne oldu? Kendine mi geliyor? Bora Bey, beni duyabiliyor musunuz? Her gün başka bir huzursuzluk. Her gün. Beni buna mecbur bıraktın Meltem. Ama beni dinlemiyorsun bile.
ayrılmak istediğimi dahi söyleyemedim. Annem, insan huzurlu olmak istiyorsa yalnızca kendi kalbinin sesini dinlemeli. Onun dışındaki hiçbir sese kulak vermemeli derdi. Annem çok doğru söylüyordu Leyla. Tarık Bey. Efendim Tarık Bey. Firuze Hanım, nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben aslında sizi yanlışlıkla... Yanlışlıkla değil. Bilerek aradım. Ama çok kötüsünüz. Tamam, şaka yapıyordum. Firuze Hanım... Yarın sizinle buluşmamız lazım. Size söylemem gereken önemli bir konu var. Tamam, olur. Peki. Görüşmek üzere. Hayırdır doktor? Efendim, Bora Bey kıpırdadı. Kendine gelmek üzere. Oh, oh çok şükür. Ay vallahi açtı gözlerini, kıpırdıyor bu. Kırıcı.